olmak istemez ki ya. Oyunculuk güzel bir şey. Bu kadar işini aşkla yapıp gençlerin önünü açmak için niye çabalıyorsun bu kadar değil mi? Fatih Aksoy girmişti. Bir fırçalamıştı hepimizi. Oynasanız alan dans etseniz dedi. Herkes bildiği en iyi figürleri. Geçen sene bas geçtim valla. Ali. Poyraz Karayel'de. Bir kere kafamı yardı. 4 dikiş atılmış. Ben sette yandım böyle. Gömleği mömleği parçalayarak falan çıkardım. Dedim hayatta de... olmaz. Ben geleceğim. 24 saat beklettiler. Ay çok güzel cevap. Bitti. Aa, tribe girdi. Ali hoş geldin diyeceğim de senin evine geldim. Bu arada Ali hoş geldim. Sen de hoş geldin bamba. Ne yapıyorsun? Abi iyi, sen ne yapıyorsun? Sana sorular hazırladım. Evet, başlayalım. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Başlayalım. Kuzenime de soru sormak. Bu arada bilmeyenler evet. de vardır. Onu da açıklayalım. Biz bu arada kuzeniz. Halamın oğlu. Dayımın oğlu. Dayımın oğlu. İlk sorum şu. Mesleğe evet. başlaman nasıl oldu? Kader mi karar mı? Mesleğe nasıl başladım? Aslında aşağı yukarı aynı zamanlarda başladık. Ya arayış işte, gençlik. Nasıl tutunacağız? Hayatta kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Ne yapacağız? Bazı şeyler de işaret ediyor işte. Ya kim oyuncu olmak istemez ki ya? Oyunculuk güzel bir şey abi. Yapmak istedim. Yapmaya çalışıyorum yani. Yani reel olarak bir ofis işinde çalışıyordum. Delirdim. Öğlenliğin. Terk ettim. Çıktım işten hiç kimseye haber vermeden. Bakırköy Halk Eğitim Merkezi'ne girdim. Ondan sonra orada bir tiyatro şeyi vardı, atölyesi gibi bir şey vardı düzenli. Oraya girdim, bir daha da çıkmadım. Bu arada benim mesleğe başlama hikayemde de büyük bir yerin var. Yani, diyorum ya, beraber başladık. Tabii canım ya, sen olmasan bilmiyorum. Belki de sende bir anım var, hiç unutmuyorum. Senin o zaman motorun var. Ben de motorda arkadayım. Bir tane işte figürasyon ajansına bağlıyım ben. Evet. Ondan beni aramışlardı. İşte Dadı dizisinde bir rol var dedi. Gelir misin? Ben de dedim ki bilmiyorum ki sana böyle motor değildim. Böyle böyle bir şey varmış, sen mi yaptın? Hadi gidiyoruz dedim. Böyle evet. Motora bastın, bizi götürdün. Delikanlı zamanlarımız. Evet be. O gün ben böyle şeydim o zamanlar, böyle diziye gideyim. FGR'e gideyim bilmem ne falan. Dadı dizisinde bizi böyle ortalama 4 saat falan bekletmişlerdi. Evet. Biz o ara seninle konuştuk. Sen bana dedin ki sen ne yapıyorsun? Hani böyle oyuncu olacaksan bak böyle FGR falan gelmek de gitmek de olmaz. Sen bir şey yap falan. O gün mesela benim de yolumun çizildiği gündür. Evet. Allah belanı versin. Daha tiyatroya başlamıştım o zaman değil mi? Sen o tam de, şey zamanı. Dedin. Bakırköy'deydin. Bakırköy'deydi işte. Halk Eğitim Merkezi. Aytekin hocamız vardı. Aynen, orada. Aynen Aytekin hocam. Çok emeği var bizde ya, gerçekten. Şimdi düşünüyorum bak, kaç sene olmuş, aşağı yukarı 20 sene oldu işe başlayalım. Bu kadar işini aşkla yapıp bir de gençlerin önünü açmak için bu kadar, niye çabalıyorsun bu kadar değil mi? O çevrenin gençlerini evet. tiyatroya başlatmak evet, için, evet. onlara tiyatroyu sevdirmek için. Dekoru, kostümü, her şeyin yani şeyden, çekirdekten girdik böyle hani. Vallahi şimdi düşünüyorum da adam büyük emeği varmış büyük yani yapmış, üstümüzde. Niye yapsın? Yap tiyatronu, al maaşını. Ondan sonra oyununu oyna. Sağ olsun öyle başladık. Eyvallah. O hikaye garip bir hikaye. O gün hatırlıyor musun sen? Ben detaylarını biliyorum. Biz şeyin... Sinem Kobal'ın hesapta aynen. arkadaşları. Arkadaşları pasta savaşı yapıyorduk. Onun doğum günüydü. Kimse dans etmiyor. İşte müzik çalıyor ama herkes işte yalandan filan. Fatih Aksoy girmişti. Senin, stüdyodan içeri. Senin üzerine siyah bir şey vardı. Bir ara yönetmen şey demiş. Siyahlı bravo falan demiş. Ben onu hatırlıyorum. İçeri girdi. O zamanlarda tabii şey daha böyle ateş ediyor Fatih Aksoy. Evet, Fatih Aksoy. Bir fırçalamıştı hepimizi. Oynasanız alan dans etseniz diye getirdik sizi. Çok buraya dans edin diye. Çok iyi bağırmıştı. Herkes bildiği en iyi figürleri sergilemeye başladı. Şimdi bizim sadakatçisi de Fatih Aksoy çekiyor. Aa, o geldi aklıma, anlatıyorum bunlara, çok güldük ya çocuklar. Ha konuştunuz mu öyle? Tabii tabii anlattım. Vay. Dedim benim ilk set deneyim. Dadı dizisi Fatih Aksoy çekiyordu. Hala gelip mesela Fatih Aksoy şey yapıyor. Çekiyor, dizi çekiyor sete gelip zaman zaman. Evet. Güzel, seviyoruz ya işini, severek yapan insanı. Eyvallah, ben bağıran bir yönetmen olduğunu hatırlıyordum ama onun Fatih Aksoy olduğunu bilmiyordum. Oydu. Evet. Aydın Hoca vardı. Aynen Aydın Hoca vardı. Sen sonra öğrencisi oldun. Evet. Peki bu yolda hiç vazgeçmeyi düşündün, bir an yaşadın mı ya da anlar? Geçen sene vazgeçtim vallahi. Ya vazgeçiyorsun ya. Biz duygusal adamız abi. Yani o gün kötü bir dönem yaşıyorsun, kötü bir gün geçiriyorsun. Yeter ulan yapmayacağım falan ama maalesef yapabildiğimiz de pek fazla bir, benim kendi adıma becerebildiğim pek fazla bir şey yok yani, pek alternatif. O dönem oldu mu peki? Yani. Aa, çok motiveydim o zamanlar. Sen Bakırköy'e gidiyordun. Çok çok inanıyordum. Hiç o zaman tereddüt bile etmedim. Bu işi yani. Yapamam, hiç oldu. Hiç tereddüt etmedim. Hiç etmedim. Sonradan oldu. Sonradan. O da herhalde bazı şeyleri ne bileyim bir noktaya geldikten sonra işte düşüşler yaşamak falan daha ağır geliyor insana, ya da emek verdikten sonra zaman, yaş geçiyor. Şey yapıyorsun, kaldıramadığın zamanlar oluyor tabii.
zor piyasa, sert İstanbul. Çok hızlı her şey, çok hızlı ilerliyor. Her şey çok çabuk değişiyor. Vazgeçiyorsun tabii. Ama işimiz bu, mesleğimiz bu saatten sonra. Bu yolda hayatında en çok kimden destek gördün? Kesinlikle. Aytekin Özen en başta desteği veren oydu. Onun dışında ailem hep yanımdaydı. Pek kimseden de destek gördüğümüzü söyleyemeyeceğim açıkçası. Köstek çok gördük de Koray. Ailem herhalde ben. Evet. Yani. Ailedir, doğru. Ağlar, sahne ağlar, gerisi yalan ağlar yani. Burada halama da. Konuyu nereye bağlı, çıkıntı falan mı yapsak? Üzülüyor, çok üzülüyor. Şey, çatışma sahnesi, ölüm, dayak, kavga filan. İzleyemiyor falan. Yani hocalarımızın tabii hepsinin emeği var yani şimdi konservatuvardaki evet, hocalar. Ama işte ben daha çok bu soruda şey sormak istiyorum. Ulan galiba bir şeyler olmayacak falan dediğin anda seni böyle kolundan tutan manevi bir güç olarak kimdi? Aslında o. Kimse. Yok. öyle bir betimleme yok. Ya o kadar büyük düşüş yaşamaya hakkın yok ya, işte dediğim gibi abi, hayat çok zor yani. Kendi içinde yaşıyorsun öyle yani, kimse. Zor olduğu için işte o düşüşü bazen. Ama kendi içinde yaşamak zorundasın öyle. Evet, vardır abi. Mesela Tümay Özokur da çok nazımı çekmiştir. 15 sene çalıştık. O da öyle zamanlarda ondan çok şey gördüm, destek gördüm. Evet. Bu soruyu seviyorum. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müsün? Yok be abi, heves mi kaldı ya? Ali. Sevgi, sevmek mi kaldı? Ah be abi. Eller utansın. Vallahi mi? Sen ne düşünüyorsun? Eskiden böyle değildik ya abi, görmüyor musun? Yani ben yapmam. Dünyanın hali zaten bu gibi. Ülke de çok iç açıcı değil. Bu ülkede oyuncu olmak. Yine şanslıyız tabii ki. Şey düşündüm ya, ben yapmam derken bile yapmam demek bana şey geldi ya. Bilmiyorum, ben de oyunculuk beni başka bir yerden de etkiledi hayatımı. Yani beni başka bir böyle, hani milattan önce milattan sonra vardır ya tarihte. Tabii. Benim tiyatroya başladıktan önce ve sonra iki ayrı Koray var mesela kesinlikle, hayatımda. Kesinlikle. Onu görünce sadece bunun için bile oyuncu olmak isterdim diye düşünüyorum. Yani insanı evet, anlamak, insanı tanımak, insanın evet, araştırma... Bakış açısı, perspektif evet, katıyor evet, insana yani. Şekil veriyor sana. Öbür Koray ne kadar sığ, ne evet, kadar boş, ne tabii, kadar falanmış diye düşündüğüm için onu görünce... Karakter yani, kazandırıyor insanı. Şey evet, yapıyorsun, bakış açısı, değerlendirme, hayatı. Evet. O dönem ilk başladığın zaman işte okudukların, izlediklerin, işte düşündüklerin falan. Bir daha öyle bir şeye girmene imkan yok yani. Seni şekillendiren, yoğuran bir evre geçirmene imkan yok. Her şeyi düşünüyorsun çünkü. Evet. Her şeyi tekrar değerlendiriyorsun. Evet. Arkadaşlarını, aileni, kendini, insanları, dünyayı, her şeyi. En büyük avantajı işte... Kendinden kurtuluyorsun evet, ya. Evet, evet. Ben bazen sete çok mutsuz gidiyorum böyle. Ya da işte çalışmak istemiyorsun, sette olmak istemiyorsun. Bak ne oluyor biliyor musun? Kendi kostümümü çıkarıyorum. Karakterin verdikleri şey giyiyorsun yani, karakterin kostümüne. Başka bir gömlek evet, giyiyorsun evet, falan filan işte. İşte saçına bir jöle, belki bir tıraş oluyorsun falan. Yemin ediyorum kurtuluyorum kendi o günkü şeyimden, refresh, sorunundan, sıkıntından. Artık başka bir durumun içindesin yani. Sihri o işte ya. İşin güzel olan tarafı o yani. Çocuk gibi oynamaya devam ediyoruz yani. Oyun oynuyoruz. Yani başka bir iş yapsan sürekli konuşulanlar. Ha, sabah ne aynı, var? Aynı ama yani sette bir ya da bir yerde bir oyunda bir şey, biriyle tanışıyorsun. Çok değerli insanlarla tanıştım yani. Onların fikirlerini öğreniyorsun, karakterlerini tanıyorsun, görüyorsun. Peki ne zaman galiba kariyerim oluyor lan diye düşünmeye başladım. Poyraz Karayel'de. Poyraz Karayel'de galiba bir şeyler de şekilleniyor artık diye düşündüm yani. Çok önemli bir iş ya benim hayatımda. O zaman çok... Bu kadar farkında değildim ama sonradan anladım işin kıymetini. Hala işte gelen mesajlar, yolda insanların tepkileri ve sonrasında yapılan işler, yaptığım işler, sektörün dönüşümü, değişimi falan. Öyle bir iş pek kolay değil. Yapılması. Fenomen bir iş abi. Evet. O kadar yüksek de değildi mesela reytingleri. Şu anda sadakatsizin reytingleri çok daha yüksek aslında ama... İnsanlarda yarattığı etki, evet, hiç frenlemedi insanlar kendilerini, sevgilerini göstermek için. Hayallerini sorsak? Ya sahnede bir şeyler yapmak istiyorum ya. Yani kolektif bir iş yapıyoruz ya. Set, yönetmen, ışıkçısı, şusu, busu. Ama sahne kimseler bana karışmasın, tek başıma bir şeyler yapayım ve insanlar onu sevsin, uzun zamanda oynayayım isterim açıkçası. Yönetmek ister misin? Kendim yönetip, hatta kendim yazmak bile olabilir ama tek başıma bir olmak isterdim sahnede. O zaman değişik sorular sorayım sana biraz. Hiç set kazası yaşadın ya da bir set kazasına şahit oldun mu? Olduysan o anda neler oldu, neler yaşandı? Çok çok şahit oldum. En büyük başıma neydi? Çok büyük bir şey gelmedi ya. Bir kere Celil kafamı yardı. Sette
Nasıl? Çatışma sahnesi vardı. Ara verdik, bir süre git ambulansta hastaneye, kafaya dikiş atıldı. Döndük yine çekmeye devam ettik. Kaç dikiş? 4 dikiş atıldı şuraya. Ne diyorsun ya? Dağın diye kabzayı kafaya geçirdi. Gelin mi yaptı? Hareketli bir işti işte o. Koştur koştur sağa sola falan. Yani öyle ciddi bir kaza düşünüyorum. Çok şükür yaşamadım ama ben de kurşun bilendi yanmıştım abi. Biliyor musun? Ha? Yanmıştım ben. Nasıl yandın? Kurşun Bilal diye bir dizi çekiyoruz ATV'ye. Buraya fünye bağlamışlardı. Fünyeyi buraya bağlıyorlar. Gömlek giyiyorum. Kolumdan vurulacağım güya. Bir de böyle fünyeyi böyle katlıyor. Hani gömleği katlarsın ya böyle katlıyor katlıyor. Fünyeyi içine koyup katladı. Bir daha benim de buralar tabii o zaman daha iyi spor falan. Burası katladı. Sımsıkı oldu mu abi? Bir de şey uzaktan kumandalı fünye değil. Kablo böyle içimden geliyor. Bacakların içinden paçadan böyle çocuğa gidiyor. Şimdi uzaktan kumandalı yapıyorlar değil mi? Tabii işte? Canım. O zaman da yapıyorlardı da bizimki bizimki yapmıyordu sağ olsun. Buradan hocaya selamlar. Oğlum düşünebiliyor musun? Bu işi yapan sette böyle hani çay çorba işlerine bakan çocuklar fünye bağlıyor abi. O adamın işi değil o ya. Yani Türkiye'de... Ali benim buram değil, hala izi var biliyor musun? Üçüncü derece yanık izi var. Tabii tabii ben sette yandım böyle. Gömleği mömleği parçalayarak falan çıkarmıştım yani tabii. Mesela duyuyorum. Mesela şimdi şeyler falan Osmanlı işleri çok çoğaldı ya. Yani şimdi Zülfiyare'de dokunmak istemiyorum kimseye. Abi çok tehlikeli iş değil mi ata binmek ya sette? Evet her gün biniyorlar. Yani bizim Cemal Ünal o işlerin delisi. Evet aynen. En son gördüm sette işte. Nasılsın? 9 disk kaydı belimden dedi. Atmadın mı? Yapma ya. O şeydi çünkü atın üstündeyken. O deli çılgın. O sürekli öyle o atlar yani. Şeyler falan. Hiç zor işler. Nasıl yani? Atlar ben yaptığım bir kaza yaptım. Öldürüyordum. Poyraz Karayel'in filmini çekiyoruz. Arabayı ben kullanacağım. Çocuk karavana geldi. Dedi ki Ali Bey arabayı denemek ister misiniz? Dedim ki denemelik bir şey yok. Yani çıkacağız. Kullanırız. Çıkacağım. 4 Şükran oğlu var. Cem Cücenoğlu, Celil. Cem yanımda oturuyor. Şükran'la şey Celil arkada. O arabadan 3-4 tane getirmişler. Eski model bir BMW sanırım işte. Çünkü patlayacak mı araba bir şey olacak ve modifiyeli bayağı uzun bir araba takip sahnesi vardı o işte. Özel modifiyeli araba yani tutamıyorsun arabayı. Bir de yola kum mıcır dökmüşler hani arkadan toz kalksın yönetmen öyle bir görüntü istemiş. Ne gelecek acaba? Abi ben düz vites bir gazladım araba kontrolden çıktı sağ sol. Bir vurduk şeye o gün korktuğum kadar hayatımda nereye korktum. Vurdunuz? Böyle yani şey gibi toprak ama ha, hani şey eyvallah. Yani ağaca vursak çok daha ciddi bir şey. Allah'tan böyle hani böyle bir rampaya çıktı durdu araba. Hani ağaca vursak çok ciddi bak sıkıntı ya. Çıkardı orada. Çok ödüm kopmuştu birine bir şey olacak diye. İyi misiniz? İyi misiniz? Evet, iyi misiniz? Evet abi ya. Of o günü o hiç unutmuyorum yani. Tekrar tekrar özür diliyorum arkadaşlar. Neyse o da senin kafanı yarmış zaten. Ya. Ama diğerleri için. Şükran'a özür diliyorum. Cem'le, Celil'le değil. Bu işte beni harcadılar dediğin bir proje var mı? Var. Ben söylemek ister misin? Biliyorum. Ver elini aşk. Ha eyvallah. Başroldün değil mi orası? Evet. Aynen. Güzel iş. Fena iş değildi ama çok zordu ve şeydi ya mutsuzdum orada çok. Yani çok da konuşmak da istemiyorum. Tamam eyvallah. Tam tersi bu sorunun. Bu işte şimdi oynasaydım ulan ne öttürürdüm de o zaman da çok kıymetini de bilemedim. Ya da o zaman bilmiyorum. Yok hayır. Bir şeyler eksikti. Hayatta, az hiç. Yaptım. Çok yapamadım. Hiçbir zaman elimden geleni ardıma koymam yani. Bir işim söz konusu olduğu zaman. Ya sorunlar yaşadım, düştüğüm, az motive olabildiğim şeyler ama onlar hayatın içinde olan şeyler. Ama hiçbir şimdi oynasam. Zaten öyle şeyler oynamıyorsun ki be abi. Ya şey oluyor. Sende de var mı böyle? Bazen bir gün önce konuştuğum şey bana bir gün sonra bile saçma gelebiliyor. Muhakkak yani, abi zaten hani yani. Gelişmek, değişmek falan ya. Mesela ben de çünkü bu soru biraz kendimden de yola çıkarak sorduğum bir soru. Ben bazen düşünüyorum şu proje şu anda bugünkü aklımla oynasaydım. Senin var mı öyle? Var. Var. O kurşun Bilal mesela net yani orada bir polisi oynuyorum. Ben çok iyi polis oynarım. Ben polis güvenliklerin içinde falan neredeyse büyüdüm bütün gençliğim. O çocuklardan bile 3-5 tane karakter şeyi çıkarsam çok daha fazlasını yapardım. Ama bir sürü parametre var ya. Evet yönetmen, yapımcı, set. Ben 18 saat sadece bekleyip bugün ne kurşun bileri şey yaptım arkasından vurdum projeyi. 18 saat çok gömdüm. Hasan Karaca'dan selamlar. İlk gün bak setin ilk günü. Sete gittim de oğlum ilk gün lan heyecanlısın bir tane gelmişsin falan ana karakter oynuyorsun falan. Prodüksiyon arabasında Beykoz Kundura'da 18 saat bekleyip bir sahnem çekilmeden geri eve gittiğimi biliyorum ilk gün. E şimdi sen bu oyuncudan yani böyle olunca... Sana komik bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Benim ilk çektiğim iş bir tane televizyon filmiydi. Samanyolu TV'ye türkü filmi çektim. Ben tutturdum ben konuşacağım diye şeyi oynadığım karakteri.
ikinci, üçüncü karakter zaten yani. Bayağı sahnem var, 30-40 sahnem var. Samanyolu da sana bana sormadan dublaj yapıyorlardı diye çok enteresan. Evet, dedim hayatta olmaz, ben geleceğim. 24 saat beklettiler beni. Bir gün ya. Dublaj stüdyosunda 24 saat. O ne ya? Bekledim, inat ettim, bekledim. Yattım kalktım orada bekledim yani. Dediler bu gitmeyecek. Çünkü yani adamlar diyor ki bırak bizi yapalım, bizim işimiz. Şimdi olsa beklemem. Ama o zaman şey var, kendi sesinle oynayan oyuncu başka bir şey. O zaman şeydi ama başkası konuşsun işte falan, dublaj. 120 bölüm Küçük Kadınlar çektik mesela, full dublaj. Ama kendi sesini. O kadar, çok acemiyim falan, bir de ıhlamurlar altında dublajdı. İlk bölümü bir izledim, başkası konuşuyor. Çıldırdım. Küçük Kadınlar'da oynamıştım da dublaja beni beraber gitmiştik, benim oynadığım bölümde. Sen de karşılıklı rolümüz de vardı hatırlıyorsan. Küçük Kadınlar'da. Ciddi misin ya? Aa, yok mu sende? Aa. Lan Küçük Kadınlar. Şey, Özge Borak'ın güya sen sevgilisisin. Ha. Ben de tamirci. Özge Borak geliyordu hani. O benim kanka. Vay be. Oğlum hiç unutmuşum. O zaman değişik bir soruyla devam ediyorum. Oyunculuk insan psikolojisini bozan bir meslek midir sizce? Yo, değildir. Sence öyle midir? Bozar mı? Arada bozabilir ya. Bence bozuyor. Yani insana, yani insan temeline dayalı bir iş olduğu için bence onu da anlayayım, bunu da anlayayım. İşte az önce konuştuk ya. Yani iyileştirici etkisi de aslında var ama. Aslında evet, iyileştirici etkisi çok fazla bence tabii ki ama yani bilmiyorum yani. İnsan beyni geçen bir yerde okumuştum, kim diyor. Çok hakikaten sıkıntılı bir şey ya. Yani onu çok... Dipsiz kuyu. Evet, kaptırmamak lazım. Çok vahşi evet, bir şey evet, yani. Evet, evet, evet. E şimdi biz böyle abi onu düşün, onu düşün. Hmm. Böyle zaten dedin ya, duygusal varlıklarız. Tabii o bir de yani, karakterin duygusuna, mugusuna çok kaptırdığın zaman... Evet. Yani zararlı çıkabiliriz. Böyle enjoy yani, eğlence şeklinde işi götürmek Yıldız lazım. Yıldız Hoca derdi, o kostümünüzü çıkarıp astığınız gibi kurtulacaksın o işten. Halbuki sen kostümü az önce giyince... Mesela rahatladığım bir yeri canım anlatmış. Sıkkınsa mesela çünkü işte kendi hayatımda şey böyle benim şey ortamım, konforlu alanım. Peki unutamadığın bir konservatuvar, workshop, atölye vesaire bir anın var mı? Varsa nedir? Yani özellikle buradaki sorum eğitimle alakalı olması. Hocamız niye getirmişti onu da bilmiyorum da görme engelli bir abimizi getirmişti. Bizim dersimize katıldı, sohbet etmiştik. Çok etkilenmiştim yani onun enerjisinden, anlattıklarından. Ne anlatmıştın mesela? Yani şimdi tabii onun hayatının ne kadar zor olduğunu filan ilk etapta düşünüyorsun. Ve ona bakış açın öyle oluyor ama o kadar güzel konuşmuştu, o kadar rahatlatmıştı ki bizi. Böyle bir farklı bir şey katmıştı yani. Durum çocuklar öyle değil gibi. Şimdi görme engelli abi anlatıyor evet, değil mi? Evet, evet. Çok güzel konuşmuştu. Onun anlattıklarından çok etkilenmiştim mesela. Onun dışında senin var mı? Benim mi? Unutamadığım bir... Benim hafızam çok zayıf ya. Ben hiçbir... Bak oyunculuk, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim bir hard disk mi deniyor ona? Bir şey var, gigabyte doluyor. Güzel. Hafıza yani unutuyorum abi. Bir şey söyleyeceğim, unutmak mutluluktur Ali. Biz unutmazsak yani, var ya. Aynen. Evet. Bir şey söyleyeceğim, unutamadığım bir konservatuar anım dersen beni burada sadece tanıyan insanlar çok iyi bilecektir. Ben yanmayan okulu söndüren bir insan olduğum için... Benim en büyük anım bu tabii canım. Biliyorsundur ya tabii yangın tüpüyle. Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı'nda var ya, Kemal Sunal her yerde böyle yangın tüpü. Bizim 3 tane sınavımız vardı. Ben de aşığım o zaman. Tiratlar, ezberler, kafa yanmış zaten. Hem aşığım hem sınavım var. Yani bir sorunun üstüne bu kadar gelmez ki. Abi ben sabah 9'da bir tane poğaça yemişim. 11'de bireye başladım. Cinlerim tepemde. Yani 2 sınavı vermişim. Bir de Allah rahmet eylesin, Sönmez Atasoy'un sınavıydı. 12'de sınavım bitmiş. Sönmez Hoca'nın sınavı 3'te. Bizim 3 saat boşluğumuz var. Bire içmişim. Bir tane poğaça yemişim, aşığım. Yani şimdi ben okulu söndürmeyeceğim. O son dediğin zaten her şeyi yapmaya neden olabilir. Ben öyle bir yangın tüpü gördüm. Yangın tüpünü alıp böyle bir pısst, bakayım bu hakikaten oluyor mu? İyi geldi. Baktım iyi geldi. Yanımda da 2-3 tane, bir tanesi şimdi yönetmen kardeşim. O sıkı kendini bamba. İyi bilir. O da dedi dur ben de bir sıkayım dedi. Baktı o da sıkıyor. Sonra başladı biz birbirimize tüp sıkıyoruz. Şimdi bu şey ya, buhar gibi. Biz sanıyoruz ki böyle birbirimize hani su tabancası sıkar gibi. Köpük. Yapıyoruz. Kanka onlar şey oluyormuş. Ne oluyor? Büyüyormuş. Köpük. Tabii köpük yangını söndürme amaçlı olduğu için mantıklı Allah olarak. Şurası yanıyor sonra sıkıyorsun ya. Sıktığın yerde bu köpük yayılıyor. Bizim bölüm 4. kattaydı. 4. kattan zemin katına kadar bütün okul şey kapalı. Hava kapalı. Atmadılar mı seni okuldan? Meral hocam. Dans hocam sağ olsun. Disiplin kurulu başkanıydı o zaman. Ellerinden öpüyorum. Tabii o şey yapmasa. Burada ben bir hikaye duydum senden de. Bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum yani. Atılıyordum zaten yani.
Ki sen biliyorsun ben konservatuara girmek için neler yaptım. Evet. Girdiğim ilk sene yaptım harekete bak. Olur abi, gençlik. Hata yapıyorsun yani. Okulun sahibi ne oldu bile sağ olsun buradan. Bari dedi kameraya bak dedi. Kameranın dedi olmadığı yerde yaptır ya. Biz de dedi neler yaptık çocuklukta. Ben bu ara hakikaten kameradan kaçıyorum. Bir ara böyle bir kafam giriyor kameraya. Çıkıyor. Oradan beni yakalıyorlar falan. Biz usluyduk ya okulda. Sizin İstanbul biraz evet. Biz efendi şeydik. Ben sonra zıbıttım. Okul, işte okul, orada çıkmazdı bir yerde. Usluydum. Bence bu benim unutamadığım konservatuar anım değil. Unutulacak bir şey değil ama gerçekten. Bu benim sınıf, yani benim dönemimdeki insanların da unutamayacağı. Yani. Artık yapmıyorsun öyle şeyler mi? Koru. Yok yok çok iyi, tabii. İyi. Ya. Yani o enerjim yok zaten artık yani. İstesem de yapamam yani. Sıkasım yok diyorsun. Aynen. Peki ne zamana kadar oyunculuk yapmayı düşünüyorsun Ali? Bu da şey gibi, suçlama gibi. Daha sana ne kadar katlanacağız? Hani daha ne kadar oyunculuk yapmayı düşünüyorsun peki? Sonuna kadar savaşacağım. Bilmiyorum abi, kısmet. Valla çok da eskisi gibi de değilim ya. Yani ne bilmiyorum ki. Yani ölene kadar yapacağız, işimiz bu yani. Ne zamana kadar? Önümüzdeki ayın. Hiçbir partnerinle büyük bir anlaşmazlık ya da kavga yaşadın mı? Yaşadım. Sette. Yaşadım. Yani çok büyük kavga ya da anlaşmazlık değil ama tartışmalar ufak tefek oluyor. Dediğim gibi Ece'yle mesela bir çalışma şartlarımız için çok işi yoğun bir sevgiyle yapıyor. Haliyle arada şeyler oluyor, çatışmalar oluyor ama öyle çok büyük bir sorun çok şükür yaşamadım. Ece'yle ben de aynı, tabii karşılıklı oynamasak da aynı tiyatro çatısı altında bulundum. Aha. Çok işini şey yapıyor. Disiplinli güzel, evet. Yapıyor. Ki ben en erken ben gelirim tiyatroya. Bakıyorum böyle hani 2-3 Ece gelmiş oluyor mesela, tabii, sabah tabii. Çok erken. Aynen o karavana girdiği anda başlıyordu şeye girmeye. Evet. Böyle girmeye. Hiç geç kaldın mı sete? Her gün. Demedim. Keserim. Öyle demedim. Hayır, hiç geç kalmadım. Erken giderim, geç kalmam. Aynen. Abi İstanbul trafiğinde falan geç kalabiliyorsun yani. Peki karavanı alınmadığın bir sette hiç çalıştın mı? Karavanın olmadığı sette çalıştım. Yani. Olmadı olabilir ama şey mesela. Karavan var, sen giremiyorsun. Yok öyle. Ayol, niye solmuşsun? Ayıptır ya. Ama işte hani eskiye yani dön. Şey var şimdi bazılarının eskiye özel karavanı yani. Falan filan. Yok eski. Ha, olmuş yani olabilir. Yeni yeni işe başlıyor. Dadı değil tabii de yani. Dadı da sinem. Yanından geçirmezler. Hani yemiş. Ya, sen bir ondan sonraki şeyin ıhlamurlar altında mıydı? Ihlamurlar altında da falan karavan yoktu ki abi. O zamanlar da karavan yoktu. Yoktu abi, zaten. Karavan yoktu. Şimdi setin vazgeçilmezi. Zaten herkesin var. Abi yani. Şey gibi, İvadullah. 120 bölüm küçük kadınlar çektik. Bir kere karavan gördüm. Onda da Nisan ayında denize uçma sahnemiz vardı. Buz gibi suya girip saatlerce çekim yaptık. Bir tek o gün ıslandık diye bir tek o gün gelmiş. Şimdi karavansız nefes alamıyorlar. Zaten. Ay karavan yok. Karavanım nerede? Orada lan, orada işte biz. Peki o zaman bulunmaktan en keyif aldığın set ortamı hangisiydi? Onu sorayım. Ki eminim birçok vardı. Poyraz Karayel herhalde ya. Evet. Poyraz Karayel'de iyiydik yani. Arkadaşlık hepimiz, çok eğleniyorduk. Oynamaktan en keyif aldığın karakterin de... Sadrettin. Sadrettin mi? Sadrettin. Peki Ali, şu anda en beğendiğin oyuncular Türkiye'de? Şunlar çok... Dolu. Çok oyuncu var bizde. Biz bence oyuncu cennetiyiz ya. Öyle değil mi? Çok güzel bir tabir. Bence de. Ben, yani senaryoda biraz sıkıntılarımız var ama oyuncu dersen... Yok. Var abi, ben valla televizyonu açıyorum. Her akşam bir sürü şey izliyorum yani. İyi performans izliyorum yani. Bir kadın bir erkek söylesen. Ya şu anda mesela ilk aklıma gelen Camdaki Kız, Burcu Biricik performansı, kesinlikle. Nur Sürer, ondan sonra Masumlar Apartmanı ekip olarak çok iyiler. Ben de Aras kardeşime bayılıyorum Dolu. Ya. Kim? Aras Bulut İynemli'ye bayılıyorum. Ha, enerjisi çok yüksek değil mi? Şey yani her anı oynuyor. Evet. Dikkat evet. Ediyorum. Yani boş bırakmıyor. Helal zaten olsun işte o iş evet, disiplini evet, abi. İşini evet. Sevme meselesi. Ama oyuncu bizde var ya. Çok var. Çok doğru söyledin işte. Oyuncu cenneti dedin ya, çok doğru tabir. Gerçekten çok doğru tabir. Sohbetimizin toparlanan sonuna gelirken sektörü biraz konuşacağım senin gözünden. Sektörü dünya pazarında yapılan işlerin kalitesi noktasında nerede görüyorsun? Çok iyi miyiz? Bence bayağı iyiyiz yani. Kalite olarak olmasa... bilmiyorum ama verimlilik anlamında bizim gibi dünyada var mı? Elin Amerikalısına, İngilizine gitsen desen ki biz 140 dakikalık dizi çekiyoruz her hafta. Ben set kadar iyi organize olduğundan başka bir sektör. Ama tak 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 o geliyor, tabii, o geliyor. Abi hiç. Yani bu, okuyorum bazen, ulan nasıl çekildi bu sahne? 6 saatte çekiliyor. 60'lı 70'li yaşlarına geldiğin zaman, bu zamanlarına dönüp baktığında iyi ki yapmışım lan bu işi dediğin ilk aklına gelen iş.
proje, dizi evet, mi? Hiç fark etmez. Tiyatro, dizi, proje neyse. Artık böyle yavaştan böyle kenarına çekilmişsin. Sahilde bir restoranını açmışsın. Rakını içiyorsun falan. Ya yani henüz yapmadım galiba o işi ya. Vay çok güzel cevap. Vallahi yapmadım herhalde o işi. Çok güzel cevap. Ulan o zamanlarda şu yoktu ya deyip şikayet edeceğin mesela şu anda ne yaşıyorsun? Ben şunu bile düşünüyorum biliyor musun? Bazı sahneleri herkes evinden çekip yollayacak. Bir tane yeşil perdeyi çekip. Yani Green Box. Green Box oynayacaksın. Olabilir. Hatta iş robotlara dönecek bu arada onu biliyor musun? Yani oyuncunun zaten insanına gerek kalmayacak zaten. Yani bütün hepsi bilgisayarda yapılabilecek. Sen aynı anda pıt gözyaşı falan oyuncu uğraşıyor ya. Zaten hepsi yapılıyor olacak ve hani nasıl robot garson, robot var garsona gerek kalmıyor, oyuncuya da gerek kalmayacak. O zaman zaten. Bokuyduk işte. Tabii. Vallahi sorduk ya hepsine. Şöyle bir bakıyorum. Yani, güzel sorular. Güzeldi, güzel. Son sorum şu gelen konuklara. Burada yazılı olmayan. Bütün bunların dışında hani bizim bilmediğimiz bir şeyini anlatmak ister misin? Kimsenin de bilmediği. Peki şunu da sormadan bu programı kapatmayalım diyeceğim bir soru var mı? Abi be, sohbet muhabbet ediyoruz işte. Laf lafı açıyor. Güzel. Eyvallah. Ha, dediğim gibi sürse konuşuruz daha devam ederiz zaten. Ha, bitti. Bitti. Teşekkür ederim. İyi ki beni çağırdın. Bitiriyorum. İyi ki geldin. Sağ ol. Sağ ol bro.